Sevgili yay burçları, ay burcu yay, yükselen yay burcu olan sevgili dostlarım, 17 Mart 23 Mart tarihleri arasında bakalım sizleri neler bekliyor, tek tek anlatmaya çalışacağım. Evet, bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi mülkü semavati vel ard. Caferi Sadık buyurur ki ey fal sahibi, bu fala fal ki sana geldi, niyetinden hayır görürsün. Etrafında dostların kadar düşmanların da var. Biraz sabredersen iyi olur. Fakat arkandan konuşanlara ve kötü gözden, kötü kalpten ve üzerinde Esma-i Şerif taşıyıp da kafirlik yapanlardan sakın diyor. Yay burçları, çok önemli burada bir hüküm var. Çok önemli bir tespit var. Etrafında inançlı gözüküp inançsız olan, sıkıntıya düşüren insanlar var. Bu sıkıntıya düşüren insanlardan uzak durursan her şey yoluna girecek diyor. Bu sıkıntılı süreçleri aman devam ettirme. Kesin hükümler var. Şu ara kalbini daraltan, sıkan her insandan uzak durmanı istiyor sistem arkadaşlar. Şimdi bazı kalp yaralanmaları olabilir ve özellikle komşu çevresi, komşu ve aile apartmanında oturabilirsiniz. Senin özel hayatına çok karışan birilerinden bir kör düğüm olduğunu gösteriliyor. Sen ne kadar konuşmak istemiyorum desen de bir arsa davası, bir mal davası, bir komşuluk davası seni vurabilir arkadaşlar. Derinden vurabilir. Kalben. Kalbini hedef alabilir. Seni nasıl diyeyim, oldukça daraltan, sıkan durumları başlatabilir. Allah göstermesin. Bunu olmasını istemiyorsan bakınız, iki tarafı keskin kılıçtır, inşirah okuyun bol bol. Açsın Allah'ım o kötülüğü sana iade ediyor. Allah'ım o kötülüğü bana kötülük yapanlara iade ediyorum. Sana havale ediyorum diyebilirsin arkadaş. Allah'a havale edin, ne diyelim. Gerekirse de konuşun, edin, işte yüzleşin, ne yapacaksanız yapın arkadaşlar. Kendinizi biraz karanlıkta hissedebilirsin. Düşüncelerin, duyguların karanlıkta olabilir ama harekete geçeceksin, karanlığı dinlemeyeceksin. Bazı yay burçlarına yıldırım aşkları olabilir. Ani yıldırım aşklarına dikkat edin. Evinizin temizliği ve tadilatıyla uğraşacaksınız. Gerçekten bazı ufak tefek masraflar olabilir ama köklü değişimler seninle olacak. Bir dostun nişanına, nikahına ya da doğum günü gibi güzel bir yere gidebilirsin. Kalbi boş olan sevgili dostum, yay burcu, kalbin boş ise, kimse yok ise uzun süredir, yıldızlar sana bir ruh eşini, ruh ikizini vaat ediyor. Gerçekten de bu ilişkiye hakim olacaksın, bu ilişkiyi yöneteceksin, karşı cins tarafından da çok beğenileceksin sevgili dostum. Kadın ya da erkek olman fark etmez arkadaşlar. Gerçekten güzel bir iş çıkartacaksınız, beraberliğiniz şekil alacak. Hakim olacak derken, hani belki yoğun bir tempodadır partner, ya belki oldukça önemli işler yapıyordur, az ya da çok kazanması önemli değil, vaktinin çoğunu işinde geçiriyordur. Siz de ihtimam gösterince işler yoluna girecek, merak etmeyin. Evet. Akıl sır erdiremediğiniz bir olay karşınıza çıkabilir bu hafta. Benim mantığım durdu diyebilirsin. Şok olabilirsin. Biraz sabret. İşin aslı ortaya çıkacak. Bazıları altın kalpli olabilir ama bazılarının kalbi bile yok. Bunu da hissedeceksin bu hafta. Bazı bir sıkıntılar var arkadaşlar. Kötülükler var. Sıkıntılı süreçler var. Ve bazı yay burçları aşkta hayal kırıklığı yaşadılar. Aşklarını unutamıyorlar.
Enerji çalışması yapın arkadaşlar. Bir anda unutursunuz. Nasıl hatırladınız? Bir anda başladı, bir anda da bitecektir arkadaşlar. Her şey zıttıyla var. Bir anda başlayan bir ilişki bir anda da biter. Onu söylüyorum. Hani uzun süredir süren ilişki bitmez mi? O da biter. Arkadaşlar bu tür şeyleri kafanıza takmayın. Sonuçta herkes gider. Rabbinle sen baş başa kalırsın. Hayat böyle bir şey işte arkadaşlar. Allah ne diyeyim? İmanla gitmeyi nasip etsin herkese. Yeni başlangıçlar yapacaksın. Ev alma ile ilgili olabilir. Bir yola gitme. Bir ülke değiştirme, bir şehir değiştirme. Yeni başlangıçlar iyi gelecek ama biraz mola ver. Çok yorulmuşsun Bahar'a. Sevgili Yay burcu. Biraz mola ver. Her şey yoluna girecek. Fakat şöyle bir şey var yay burçlarında. Üzüntüleri var. Bazı şeyler onları çok üzüyor, çok daraltıyor, çok bunaltıyor. Nedense bir türlü kendilerine gelemiyorlar. Bir önemli bir üzüntüyle baş başalar. Ama nasıl diyeyim? Atarlar bu sıkıntıyı arkadaşlar. Atarlar bu sıkıntıyı. Belki maddi durumda bir sıkışma var. Belki mesleki anlamda yaman kimselerle beraber. Ama zayıf kalmayın Yay burcu. Siz de o yaman insanlara karşı tuttuğunu kopartan hale gelebilirsiniz. Uzaklardan bir selam, bir mesaj. Demin de söyledim, gelecek arkadaşlar. Kesinlikle geliyor. İsminde A harfi, T harfi, V harfi olanlara sevinçler isabet edecek. Bazı yay burçları hamilelik bekliyorum. Hadi bakalım gözünüz aydın. Çok güzel hamilelikler olabilir. Bir hasta yatabilir. Uzaktan birinin bu hafta ölüm haberini alabilirsiniz. Hayırlısı olsun. Ne yapalım? Hayat çeşit çeşit. Ölüm de var, doğum da var. Bir arada oluyor, gidiliyor arkadaşlar. Yılanlara ve yalanlara dikkat edin. Bu hafta onlarla da uğraşabilirsiniz arkadaşlar. Sahip olduğunuz pek çok şeyi korurken yeni mülk edinebilirsiniz. Gerçekten yay burçları korkmayın, girişin. Borç mu var yoksa ödeme mi var? Kolaylıkla ödeyeceksiniz. Allah o borcu ödemeyi nasip edecek size. Boş konuşan insanlardan uzak duracaksınız. Aynı zamanda bazı yay burçları duygusal hayatlarını dizginlemeyi, durmayı başaracaklar. Çok fazla sayıda insanla görüşüyorsun. Biraz insan detoksu yap. Bu bir yabancı bir yazarın sözüdür. Sözcük detoksu yapıyorum diyordum. Biraz da insan detoksu yapmak lazım arkadaşlar. En güzeli de insan detoksu yapmak. Etrafına sağda solda herkes her şey gitsin gitsin gitsin. 3 veya 4 kişi yeter. Çok süper olur. 3-4 kişi olur, senin her şeyini bilir. 100 kişiyle konuşup derdinle gezeceğine 3-4 tane arkadaşın olsun, için dışın bir olsun. Bence böyle. Böyle diyorum arkadaşlar. Katılmayan da olabilir. Ha ben tecrübemle sabittir. Denedim, gördüm. Böyle daha güzel oluyor. Az insan çok huzur oluyor. Çözüm de üretiyorsun. İyi, iyi böyle şeyler. Sevgili yay burçları, kötülüğünü isteyenler var. Kötülük için uğraşanlar var. İşte uğraşanlar var. Evde uğraşanlar var. Apartmanda uğraşanlar var. Ne bileyim ben, sokakta karşılaştığın biri kötülük yapabilir. Ya kabit zikrini veriyorum. Ya kabit zikrini çektiğinde neler olacak arkadaşlar? Düşmanlara Allah darlık verecek ve sıkıp daraltacak. Borcunu mu vermiyor? Seninle uğraşıyor mu? Al, ben de sana yağ kabit çekerim. Seni bir güzel yerin altına
koyarım demektir arkadaşlar. Bazı zikir kitaplarında ya kabız diye de geçer bu, ya kabid, ya kabız diye de geçer. Azrail aleyhisselamın bir zikridir arkadaşlar, ona atfedilmiştir. Yani tabii ki bizim ya kabız ya da kabid zikri çekmeyene karşıdaki kişi tabii ki ölmez, ama ne olur? Ölmekten beter olur, sürünür. Ha neyi ölür? Malı mülküyle övünüyorsa malı mülkünü Allah alır elinden, övünsün övünebildiği kadar falan. Bu tür şeyler olur. Ama bana itiraz etmeyin. Emin olun çok düşmanınız var. Ya kabit siktini çektiğinizde darlık gelecek, düşmanlara sizden uzak olup canının derdine düşecekler. Çekin bunu arkadaşlar. Zikir adedi 903'tür. Yazdım buraya. Videonun altına da yazacağım arkadaşlar. Zalimin zulmünden kurtulmak için. Çok uğraşıyorlar arkadaşlar. Nerede geçiyormuş? Bakara suresinde geçiyormuş. 245. ayette. Allah'a karşılığını çok arttırma ile kat kat artıracağı güzel bir borcu verecek olan kimdir? Allah daraltır ve genişletir ve siz ona döndürüleceksiniz. Arkadaşlar, Bakara 245. Evet, Bakara 255'te ayetel kürsüdür, bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Ya kabil zikrini 903 kere çekin, tüm düşmanlarınıza başa çıkın arkadaşlar. Bir ikincisi şunu söylemek istiyorum. Bazen de çok daraldığınızda bakınız. Bakara suresini YouTube'a açın dinleyin arkadaşlar. Ya da evin böyle merkezine falan koyun. Koridorda bir masanın üstüne falan. Bütün evde Bakara suresi okunsun. İnanır mısınız? Çatır çatır ampuller bile patlıyor. Negatif enerji oradan çıkıp gidiyor. Evde ne nazar koyuyor. Ben çok verirdim daha önceki çalıştığım yerlerde. Olur mu derlerdi, faydası nasıl da yani. Çok faydası olur derdim arkadaşlar. Mutlaka Yasin açın. Bakara suresini açın. Çok güzel okunsun evde. Şöyle bir evdeki nazar, negatif enerji çeksin gitsin. Ve sizinle uğraşanlar da ya kabız zikri yüzü su hürmetine sizi unutsunlar, canının derdine düşsünler inşallah sevgili yay burçları. Düşmanlarınıza başa çıkın inşallah. Evet, biz başa çıkamıyoruz. Allah yaparsa daha güzelini yapıyor arkadaşlar. Biz de bol bol okuyalım. Düşmana karşı, dosta düşmana karşı savunmaya geçelim. Bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506. Aynı zamanda bir emoji bırakabilirsiniz yorum kısmına, daha çok keşfete düşmek için. Sizi seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın sevgili yay burcu arkadaşlarım.